Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi hoş geldiniz. Kripto paraları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün tanıtacağımız kripto paranın ismi Ethereum Classic, ETC. Nedir bu Ethereum Classic? Ethereum'la alakası var mıdır? Amcaoğlu mudur? Yoksa Ethereum'un ismini mi çalmıştır? Ona bir bakalım. Şimdi hard forklerden bahsettik hatırlarsanız. YouTube kanalımızda da var. Burada işte Ethereum 2.0'dan bahsettik hatırlarsanız. İşte Adana Hardfork'ünden bahsettik. Yine Hardfork ile ilgili anlatım videolarımız da YouTube kanalımızda var. Öncelikle Ethereum Classic, Ethereum ağında Hardfork işlemiyle ayrılan bir coin. Yani Ethereum ağından ayrılan bir coin. Yani Ethereum'un ismini çalma durumu falan yok. Peki bu niye oldu? Niçin oldu? Bir bakalım. Öncelikle biliyorsunuz beyaz white paper, beyaz sayfalarını okuyoruz. Yani kuruluş sayfalarını okuyoruz. Bir okumaya başlayalım. Ondan sonra kendi görüşlerimizi katalım. Analizini yapalım. Ona göre devam edelim. Ethereum ağında hard fork sonucu oluşmuş açık kaynaklı, merkeziyetsiz Turing bütünlüğü sunan blockchain tabanlı dağıtık kripto para platformuna Ethereum Classic merkezsiz uygulama, barındırma ve destekleme özelliğini içeren akıllı sözleşme ağıdır. Herkesin blockchain teknolojisini kullanarak merkezsiz uygulamanın inşa etmesine ve kullanmasına olanak sağlayan Ethereum Classic, kendi web sitesine göre akıllı sözleşmeler çalıştıran merkeziyetsiz bir bilgi işlem platformudur. Yani akıllı sözleşmeler yapabileceğimiz bir platformmuş burası. İçinde blockchain defteri, kendi kripto para birimi ETC ve sağlam zincir üstü uygulama hizmetleri bulunan dağıtık ağ, dijital varlıkları yönetmek için aracıya ve izne gerek duyulmayan bir yol sunuyor. Yani tapu örneğini vermiştik en basit hatırlıyorsanız. Tapu dairesine gitmeden tapuyu kendi üzerinize alabileceksiniz gibi. O mantıklı düşünün. Bunun altyapılarını ben ilerleyen zamanlarda hazırlayacağım diyor. Yaşanan evet. Ya şöyle bir şey var, onu da bir okuyayım. Yaşanan büyük bir siber saldırının ardından 3.6 milyon Ethereum çalınmıştı. Saldırı öncesi Ethereum blockchain ağının bütünlüğünü korumak için yola çıkan Ethereum Classic, orijinal Ethereum zincirinin devamı niteliğinde ve kod kanunudur ilkesini esise alıyor. Kod kanunun ilkesini temel alan akıllı sözleşmeler programlandığı üzere kendi kendine çalışabilen ve kendi kendini uygulayabilen otonom dijital uygulamalardan oluşuyor. Yani her işlemi otonom yaparım diyor. Ethereum Classic çıkışından bu yana Ethereum ile kendini farklı kılmaya çalışıyor. İki ağın yol haritaları da zamanla birbirinden ayrı yönlere ilerledi. Dünyanın her yerinden dahil olan katılımcılar tarafından inşa edilmiş açık kaynaklı bir proje Ethereum Classic, Bitcoin'e benzer şekilde kimse tarafından kontrol edilmeden çalışır ve sahibi yoktur. Ethereum Classic uyumlu ve esnek olması için tasarlanmıştır. Platformda kolayca yeni uygulamalar oluşturabilir. Bakın Bitcoin gibi kimse sahibi değilmiş Ethereum'a. Bak burayı kaçırma. Ethereum Classic'in kimse sahibi değilmiş. Ama bir Ethereum'un sahibi var. Ethereum Classic'in sahibi yok. Tamamen açık kodlu kaynaklı platform var. Her geliştirici oraya kod yazıyor. Bakıyorlar. Bir de bu kodları onaylayan yine bir ayrı bir araştırmacı kurulu var. Onlar da bakıyor en uygun kodları sisteme alıyorlar. Ethereum Classic'in zaten kısaltması ETC. Ethereum'un Classic'in bir de tarihçesine bakalım. Niye böyle bir şey yaşanmış? Niye böyle olmuş? Ona bir bakalım. Niye ayrılmışlar? Ona bakalım. 2014 yılında Ethereum kurucuları Vitalik Buterin, Gavin Wood ve Genevieve Wilke yeni bir blockchain üzerine çalışmaya başladılar. Ethereum blockchain olarak ilk işlemler Ethereum kullanılarak gerçekleştirdiği tek bir ağ olarak kurulmuştu. Ancak 2016 yılında katılımcılar hack olaylarının etkilerini silmek için blockchain'i önceki haline çevirme konusunda anlaşamayınca Ethereum sert çatallaşmaya sürecine girdi ve bunun sonucunda Ethereum Classic oluştu. Yani genel hard fork neydi? Geliştiricilerin arasında çıkan sıkıntılardı. Biz bunu nerede görüyoruz? Biz bunu Bitcoin Cash'te falan gördük hatırlarsanız. Çatallanma hack öncesi kayıtlara göre çalınan fonlar asıl sahiplerine geri vermek için gerçekleşti. Ve Ethereum Classic ile güncel Ethereum olarak ikiye böldü.
Bu olay birkaç ay önce ilk token arzında ICO 150 milyon dolar toplamış merkezsiz otonom organizasyonu DAO'yu etkiledi. Ethereum klasik zinciri önceki haline çevirmeyen ağ olarak ortaya çıktı. Geliştiriciler projeye bağlı resmi bir ekip olmadığını ve herkesin katılabildiği küresel geliştirme topluluğuna izin gerektirmeyen bir yapokrasi sunduğunu belirtti. Yani bu token'ı herkes geliştirebilirmiş sevgili dostlar. Ethereum klasik, Ethereum'un asıl zincirini devam ettirdiği için geliştirici de asıl Ethereum'un geliştirici olan Vitalik Buterin ve Gavit Wood'dur. Şimdi Ethereum klasik nasıl çalışır ona bakalım. Ethereum klasik ağında uygulamalar sansür, kesinti veya üçüncü taraf müdahalesi olası olmadan tam olarak programlandığı gibi çalışır. Yani Ethereum klasiğe kimse müdahale etmez. Ethereum klasik yazıldığı kodlar üzerinden otonom çalışır diyor. Yine merkeziyetsiz akıllı sözleşmeler dedik. Üçüncü bir taraf olmadan ben işte birine tapu vereceğim, vereceğim, bitti, tamam. Doğruladı sistem onu, geçti. Sistem otomatik olarak doğrulamalar yapıyor. İşte sen para varis misin? Para varis. Tamam, ben Murat mıyım? Murat'ım. Tamam, aramızda değiş tokuş yapalım. Bu zaten akıllı sözleşmelerle ilgili. Daha önce detaylı bilgi vermiştik. İşte sözleşme parametreleri yerine gelmezse, yani sözleşme doğrulanmazsa ceza verebilir veya sözleşmeyi iptal edebilir diye arkada güvenlik ekipmanları da var. Ethereum'la ayrılığından beri Ethereum Classic projesi çok sayıda güncelleme yapılmış. Projenin zaten hedefi de merkezi yönetime gerek duymadan çalışabilen akıllı sözleşmeyi kullanan bir uluslararası ödeme ağı olmakmış. Uluslararası ödeme ağı. Ethereum'u aşağıda bıraktığım linkten, Ethereum Classic'i aşağıdaki bıraktığım linkten alabilirsiniz sevgili dostlar. Oradan takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi istiyorsanız bir CoinMarketCap'ten bir bakalım neymiş neymiş. Üstten başlayalım. Ethereum Classic, gördüğünüz gibi Ethereum'a benzer bir logosu var, sadece rengi farklı. İlk 25. sıra, ilk 25 arasında 25. coin. Zaten ilk 100 için düşüncelerimi söylemiştim. Burada 260 bin kişi tarafından bir takip var. Watch list alınmış şu şekilde. Bu sayı da iyi. Ethereum Classic'in web sitesini açalım. Gezginlerde çeşitli platformları var. İşte Twitter, Bitcoin, Talk gibi bunlar var. Twitter'ına bakalım. Yine Telegram grubu, Discord'da kaynakları var. Binance Smart Chain A ile sözleşmeli bir token. Etiketler kısmına baktığımızda POV, Ethash, işte akıllı kontratlar, yine Binance Smart Chain'i ve Mnaible özelliği var. Yani madencilik yapılabiliyor. Ethereum gibi böyle bir özelliği var. Şuradan bir yıllık performansına bakalım. 176 dolar şu an, 3'te 1'i fiyatında diyebiliriz ortalama. 3'te 1 fiyatında. Max arzı çok güzel. 210 milyar sanırım bu. 210 milyar 700 bin adet max'ı var. Max arzı var. Bu max arzı da bence gayet mükemmel gibi duruyor. Max arzı. Hangi piyasalarda olduğunu zaten söyledim size. Başka burada size anlatacağım bir şey var mı? İşte Binance, Huobi, Coinbase gibi belli şeyde borsada var. Videonun linkini aşağı bırakıyorum zaten, oradan ne yapabilirsiniz? Oradan üye olabilirsiniz. Web sitesine bakalım. Haberler var. Burada tek sayfa bir web sitesi var. Şöyle Türkçeleştire, şöyle bakalım. Evet, buradaymış, tamam. Şöyle Türkçeleştirelim istiyorsanız. Burada kendine ait ekosistemin anlattığı durumlar var. İşte kimler çalışıyor. Demin söylediğim gibi burada kendini geliştiriciler tarafından otomatik geliştirilebilen bir sistem. Arkasında bir hani şey yok. Burada yine Discord'da katılırsanız ya da sosyal medya alanına katılırsanız geliştirici ekibiyle birlikte sohbetler edebilirsiniz. Sıkça sorulan sorularda Ethereum Classic nedir? Arasındaki bağ, ağlaşma nedir? Bitcoin ilişkisi, blok zincir falan, demin anlattığımız hepsini hepsini burada görebilirsin. Yine bunun bir YouTube kanalı varmış. Burada bakın, YouTube'dan paylaşımlar yapmış. Onları da takip edebilirsiniz.
Yani Ethereum'un peşinden gelen bir coin dersek eğer ve toplam arzını da şey yaparsak ne diyeyim? Toplam arzını düşünürsek aslında mantıklı gelebilecek coin. Tabii yatırım tavsiyesi değil bunlar. Sonuçta şeye baktığımızda Ethereum'a da baktığımızda şöyle bir seviyesi var. Burada ilk 25. sırada bir coin, yani piyasanın tekrar up yapması durumunda tekrar eski fiyatlarına gelir mi gelmez mi ona bakmak lazım. İstiyorsanız işte bu da Twitter adresi, 510 bin takipçisi varmış. Zaten sürekli Twitter adreslerini güncelliyorlar burada. Vitalik'in Twitter adresi de burada, bakıyorsunuz. Yani burada Ethereum'un hareketlerine benzer hareketler yapıyor Ethereum klasik. Ethereum yükseldiği zaman düşüyor, düştüğü zaman yükselebiliyor. Tabi her zaman bu iş böyle gidecek diye bir durum yok veya her zaman bu iş böyle doğrulanacak diye bir durum yok. Tamamen sizin kendi yatırım analiz stratejinize bağlı. Hemen grafiğine de bakalım istiyorsanız. Demin söylediğimiz gibi ta nereden düşmüş? 178 dolarlardan düşmüş burada. Ne zaman düşmüş abi? Evet, ayının başladığı zamanlar düşmüş. Daha sonra kendini toplayarak dibin ne zamanmış, dibin bakalım. Dibinde ortalama olarak şu mumları sayarsak, fitilleri saymazsak 40 dolar seviyeleri diyebiliriz yani. 40 dolar seviyelerinden şu an tekrar 56-25 dolar seviye neymiş? Burada tekrar bir W formasyonu gelebilir. Ondan sonra eğer şu 72-78'i kıramazsa burada bir oba oluşur. Oba olduğumun tekrar aşağılara doğru 40 dolarlara doğru çakılabilir. Dediğim gibi yani burada ilk 25 coin belki ilk 50 coin artık sizin yatırım stratejinize bağlı. Sepetinizde bulunabilir, bulunmayabilir, tamamen size kalmış. Ethereum Classic benim yatırımlarım arasında yok. Lakin şu sıralar biliyorsunuz piyasalar çok düşük. Yani piyasanın eskisine dönmesi durumunda bir bule 3 katı para kazanacak gibi duruyor. Yani Ethereum yatırımınız varsa Ethereum Classic yatırımınız olmasına gerek var mı? Bilmiyorum. Yani ben de Ethereum var diye Ethereum Classic almıyorum. Ama böyle baktığımızda, şöyle baktığımızda Ethereum'dan daha çok kazandıracak görüyor. Yani şu an Ethereum, örnek veriyorum, 5000 dolar piyasa eskiye geri dönse, işte 5000 dolar olsa Ethereum, bu da 176 dolar mı olur? 3 aşağı 5 yukarı tam tahmin edemiyorum ama işte 124 olur. 2 katı kazandırır. Ethereum 5'te 1'i kazandırırken. Kısaca böyle kendi düşüncelerimi söyledim. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Burada destek ve direnç seviyeleri zaten yazdım. Bu destek ve direnç seviyelerini şöyle günlük bazda kontrol edebilirsiniz. Günlük bazda kontrol edebilirsiniz. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde duruyor. O güzel. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde durması çok güzel Ethereum Classic'in. Bu şekilde tercihlerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir başka kripto para tanıtımında görüşmek üzere. Mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri açın dostlar. Tüm videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Ayrıca Telegram grubumuz var videoların altında. Oradaki soruları da birebir cevaplıyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.